Dıt 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 dıt. Dırı tıt tıt tıt. Dırı tıt tıt tıt. Dırı tıt tırı 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 tırırım. Dırı tıt tıtım. Dırı tıt tıtım. Dırı tıt tıt tırı tırı tırırım. Takmış takıştırmış, sokmuş sokuşturmuş. Bir dağınıklık bir rüküştük kıl oldum abi. Dağılmış rengarenk, her hali perişan. Üstelik çorabı da kaçmış kıl oldum abi. Ah! Kendine gel kendine, dön de bir bak haline. Aynalara küsmüşsün kıl oldum abi. Kendine gel kendine, dön de bir bak haline. Aynalara küsmüşsün kıl oldum abi. Tüy oldum abi. Ohohoho. Merhabalar merhabalar, hepinize sevgiler selamlar. Şener Bozbey Show'a hoş geldiniz. Evet sevgili seyirciler, stüdyodaki değerli konuklar, bir Şener Bozbey ile Dereden Tepeden programında başlangıcındayız. Hepinize müthiş bir program vaat ediyorum. Hakikaten harika bir program olacak. Gerçekten çok seveceksiniz. Çünkü çok önemli konuklarımız var. Şener Bozbey ile Dereden Tepeden'e çok harika bir program olacağını garanti ediyorum. Ve hemen sevgili seyirciler, işte ilk program konuklarımı yayına kimleri bağlayacağız? Hemen yayın listemi sizlere açıklayacağım. Yönetmenim Erol, bu ünlü kişileri yayına bağlayacağız değil mi birazdan? Harikasın valla, çok teşekkürler. Arkadaşlar işte yayında kimler olacak? Sevgili hocamız İlber Ortaylı olacak. Türkiye'nin dünya çapındaki büyük tarihçisi. Reha Muhtar abimiz olacak. Tabii Reha Muhtar abi biliyorsunuz ünlü haberci hastalanmıştı. Ve son sağlık durumu hakkında kendisinden bilgi edineceğiz. Ve sevgili arkadaşlar reklamlara gireceğiz. Ve Türkiye'de ilk kez biz yayınlıyoruz bu reklamı. Gururla sunuyoruz. Şener Bozbey gururla bu reklamı sunar diyoruz. Dereden Tepeden Show. Ve Türkiye'nin işte ilk Çoraplex sevgili seyirciler kondomlarının, prezervatiflerin reklamını yapacağız. Bunu kaçırmayın diyoruz çünkü Türkiye'de ilk kez biz yayınlıyoruz. Çoraplex reklamları, bu kondomların reklamını, gerçekten müthiş böyle bir reklam olacak. Ve Türkiye'de yine ilk kez saçmalayan adamı, Erol abi bu saçmalayan adamı nereden buldun? Abi yani programın reytingini falan şey yapmasın, düşürmesin. Yok iyi diyorsun yani. Tamam. Sevgili seyirciler işte saçmalayan adam da programımız konuklar arasında. Hemen işte Şener Bozbey Show başlıyor. Sevgili seyirciler, değerli konuklar, hemen ilk konuğumuz İlber Ortaylı'yı yayına alıyoruz. Erol'cum, İlber Hoca hazır mı yayına? Tamam. Hemen bağlayalım kendisine. İlber Hocam, hemen şunu söyleyeyim sevgili seyirciler, İlber Ortaylı gerçekten bugün çok yoğun çalışıyordu fakat bize zaman ayırdı. Kendisine öncelikle çok teşekkür ediyorum. Erol'cum, yayın hazır mı İlber Hoca? Tamam, hemen bağlayalım kendisine. İlber Hocam merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz. Hemen biz size şunu soracağız. Gençlere ne gibi tavsiyeleriniz olacak? Ayrıca Murat Bardakçı ve yakın dostunuz Celal Şengör hakkında bizlere neler söylemek istersiniz? Yani sevgili gençlere ben hep şunu söylemişimdir. Yani genç adamlarsınız, genç kadınlarsınız. Tabi yani haliyle öpüşecek, koklaşacaksınız. Ama yani bunu yapmak yok. Yani gençler, çocuk falan istemem. Yani ona göre hani, ona göre artık dudaktan mı, yanaktan mı öptürürsünüz? Tabi bilemiyorum. Yani onu da tabi değil mi? Siz ayarlayacaksınız. Tabi Murat Bardakçı'ya gelince, vallahi hiç kusura bakmasın, bana göre Murat Bardakçı değil, anam bildiğin Murat Yardakçı. Yani ben şunu söyleyeyim. Murat Bardakçı'nın tarih notlarını kusura bakmayın ama çaydanlığımın altına müsvedde bile koymam. Tabii Celal'e de ben çok söyledim. Maşallah Celal, yani homili gırtlak habire yiyorsun. Olmaz ama yani dedim. Tamam yer birinci falan ama maşallah Çanakkale boğazı gibi boğaz var adamda. Yani dedim ben Celal'e, yani kusura bakma Celal ama bu gidişle senin cenaze ve defin törenini Şener Bozbey çeker dedim. Öyle yani. Çok teşekkür ederiz İlber Hocam. Sağ olun, var olun. Bu dobra görüşleriniz için, bu samimi içten açıklamalarınız için çok teşekkür ediyorum. Zaten Türk milleti de samimi söylüyorum. Sırf bu yüzden seviyor. Arkadaşlar işte Şener Bozbey Show devam ediyor. Evet sevgili seyirciler, değerli konuklar, harika bir program oluyor. Müthiş bugün konuklar ağırladık programımızda. Gerçekten kendilerine çok teşekkür ediyorum. Zımba gibi, bomba gibi bir program oluyor. Yönetmenim ne yapıyoruz şimdi? Erol, abi ne yapıyoruz? Kısa bir reklam arası mı? Tamam, sen reklam VTR'sini gir abi. Gir, ben de biraz dinleneyim. Nasıl? Reklamı da ben mi oynayacağım abi? Abi VTR'ye girmiyor musun abi ya? Ya bu kadar ucuz yani olur mu abi? Her şeyi böyle bedavaya getirmeye çalışıyorsunuz ya. Ya kardeşim, BTR için bir reklam için BTR bile giren insan ya. Ne yapacağız artık? Ben oynayacağım ya. Reklamı da ben oynayacağım. İyi, oynayalım bari. Reklamlar, 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 reklamlar. Evet sevgili seyirciler, işte Çoraplex kondamları. Çoraplex kondomlarıyla güzel, huzurlu geceler yaşayacaksınız. Partnerinize birlikteliğin doya doya tadını çıkartacaksınız. Çoraplex kondomları. Erol, abi bir şey söyleyeceğim. Türkiye'de bunu kimse sikine takmaz ya. Abi çok büyük bu ya. Zencilere göre bu. Abi emin misin sen bu reklamımızı aldığımızda ya? Türkiye'de bu reklamı yapacağımızdan emin misin abi? Ya Erol daha çok bu bilmiyorum abi ama Güney Afrika'ya, Tanzanya, Etiyopya filan o tarafların insanlarına göre yapılmış abi ya. Bu nedir abi bu ya? Böyle ne abi bu yani? Türkiye'ye uygun bir şey değil abi bu. Yani abi saçma bir reklam oldu bu Erol, valla. Ben sana söyleyeyim, tutmaz yani bu reklam Türkiye'de abi. Bu Çoraplex kondomları tutmaz Türkiye'de. Ben sana söyleyeyim. Ha, nasıl? Tabi abi biz paramıza bakarız. Bir reklamımıza bakarız. Yani biz reklam tutsun tutmasın, yani bizim için para önemli abi. Yapacak bir şey yok abi, yani günümüz Türkiye'si ve dünyanın gerçeği bu. Money money money. Money money money. Evet sevgili seyirciler, değerli konuklar, işte bir reklam izlediniz. Reklamlardan sonra Şener Bozbey Show devam ediyor. Evet sevgili seyirciler, değerli konuklar, Şener Bozbey Show devam ediyor. Hemen bir diğer ünlü konuğumuzu yayına alacağız. Yönetmenim Erol hazır mı? Reha Muhtar. Rehabi'yi tabii yayına alacağız. Biliyorsunuz sevgili seyirciler, Reha Muhtar son zamanları sağlık sorunları yaşıyordu. Biz de seyircilerimizden de merak ettik. Sağ olsun bizi kırmadı. Yayınımıza bağlandı. Rehabi'nin bakalım son sağlık durumu ne, onu öğreneceğiz. Erol hazır mı Reha Muhtar? Tamam, hemen yayına alalım abi. Rehabi'cim merhabalar. Yayınımıza hoş geldin. Öncelikle çok geçmişler olsun. Tabii bütün Türkiye senin sağlık durumunu merak ediyor. Nasılsın abi? Şu anda kendini iyi hissediyor musun? Evet sevgili Şener, öncelikle programın hayırlı uğurlu olsun. Sevgili Şener, bütün Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum. Benim sağlık durumumla yakından ilgilendikleri için. Açık ve net olarak söylüyorum, şu anda bomba gibiyim, zımba gibiyim. Maşallah 3 kadınla yatar sevgili Şener, 5 kadınla kalkarım. Buradan Eminönü'ne kulaç atarak yüzerek gider. Eminönü'nden sevgili seyirciler evin önüne koşarak giderim. 5 dakikada Beşiktaş. Allah Kur'an çarpsın. Buradan filikülerle Kapataş'a yardırır gider. Kapataş'tan da yüzerek Kadıköy'e geçerim sevgili Şener. Şu anda Allah'a şükürler olsun. Zımba gibiyim, bomba gibiyim. Yeni taliplerimi bekliyorum sevgili Şener. Ne diyorum ben? Biraz kafamda bir şey kalmış ama yakında o da inşallah geçecek. Hem yazılarıma hem de televizyon şovlarıma başlayacağım. Sevgili Şener Bozbey kardeşim, sana da yayınlarında başarılar diyorum. Çok teşekkür ediyorum Reha abi, valla sesin gerçekten maşallah zımba gibi bomba gibi geliyor, biz de çok sevindik, harikasın valla. İnşallah seni de hem yazılarını hem de TV şovlarına dört gözle bekliyoruz. İşte sevgili seyirciler, değerli konuklar, Şener Bozbey Show devam ediyor. Sevgili seyirciler, değerli konuklar, Şener Bozbey ile Dereden Tepeden Show devam ediyor. Şimdi de bir stüdyo konuğumuz olacak. Erol, saçmalayan adam mı alacağız abi? Abi böyle çok saçmalamasın bak, program çok iyi gidiyor Erol. Yani valla program affetmesini istemiyorum bak. Program yani ona göre abi, yani bak güzel giden programı bozdurmayalım abi, gözünü seveyim. Eminsin yani adam normal saçmalıyor yani. Tamam tamam, alalım o zaman. Hemen sevgili seyirciler, ben de ilk kez göreceğim. Stüdyodaki değerli konuklarımız öyle ilk kez görecek. Saçmalayan adamı programımıza davet ediyoruz. Yani abicim yıl 1970 daha hiç bitmemiş. Şimdi ben Fenerbahçe'de Lefter Küçük annemizle birlikte oluyorum. Yemin ediyorum top geldi şöyle, Lefter orta yaptı bana, orta yap, gel top şöyle bir vurdum, yemin ediyorum top ağır gitti, geçti, gol oldu. Biz Galatasaray'ı 3-0 yedik abi. Yani tabii daha sonra işte sokağa çıkma, herkes ooo saçmaladım falan. Metrobüs şoförü gördü beni, ya abi dedi, seni yemin ediyorum benim size oturuyorum o zamanlar. Daha Cihangir falan bebekler de daha parayı kazanamadım, bankır yok para yok yani. Ondan sonra benim sağ olsun hemen oradan helikopterle şey aldı, Eczacıbaşı aldı, ta şeye bıraktı abi. Beylikdüzü'ne baktım, ya dedim kardeşim ben Beylikdüzü'ne değilim, ta Gaziantep'e oturuyorum dedim ya. O zamanlar daha parayı bulamamışım yani, ben şeyde değilim yani. Tam o sırada enflasyondan %1 şu bugünkü gibi ya, böyle 300-500 enflasyon yok. Ya bir kerese tam gittim, yemin ediyorum Allah sizi inandırsın, yani inanırsa bilmiyorum. Ta gittim, Badro çağırdı beni ya. Ya dedi saçma adam, seninle görüşmek istiyorum, çok meşhursun. Ya ta gittim Venezuela'ya, Badro'yla görüştüm ya. Bir de Venezuela en güzeli, Venezuela kağıt güzeli birlikte oldum. Oradan da 2 çocuk yaptım geldim ya, böyle bir şey olmaz ya. Ya şimdi geçen böyle Levent'e giriyorum kanyonda, ooo saçmalama falan, böyle herkes geldi böyle, ben de fotoğraf falan çektiriyorum. Ya ben de çok ya kardeşim dedim, saçmalamayın ya, saçmalamayın. Ya bu kadar dedim, saçmalığın üzerine bu kadar ülkede böyle saçmalık varken dedim, bu saçma adama ne gerek var dedim ya. Geçen yemin ediyorum size babası böyle vapur bekliyor, vapur gelmedi. Abi tam Karaköy'den şey yüzerek geçtim ya, yemin ediyorum. Kadıköy'e geçtim, oradan da Adalar'a gittim geldim. Adalar'da 2 tane balite yaptım geldim ya. Valla Gevke'de Galatasaray Köprüsü'nün altında böyle 2 tane istakoz yakaladım, böyle İstanbul İzmir'den de yakalayıp eve geldim. Ya şimdi geçen ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ya bir program izliyorum ya kardeşim, olmaz böyle bir saçma dizi ya. Olmaz arkadaş, bunları yayında kaldırın ya. Bunların ne ilgisi var ya? Ya Türkiye'deki olmaz böyle saçmalıklar ya. Ben bu Türkiye'deki saçmalıklar kadar yemin ediyorum Trump'ın yaptığı saçmalıkları görmedim ya. Bu arada Trump geçen arkadaşım oldu, anladı beni. Ya dedim şey, saçmaladım. Amerika seçimleri kazandı, beni tebrik etti. Lan dedim senin seçimini yani hayırlı olsun dedim. İvanki'ye gönderdim. Yapalım bakalım dedim oğlum. Ya çok güzel tabii canım ya, ne yapayım? Espri yaptım, o da gönderin bakalım bir yere ya kızımızı filan dedi. Yani öyle şeyler. Yani. Ah Allah'ım yarabbim. Erol abi nereden buldun bu herifleri? Sen satın mı alıyorsun? Ne yapıyorsun abi bunları? Bir de para mı ödüyorsun abi program için ya? Valla programın yani içine tabir nasıl böyle bir saçmalık abi, ben görmedim böyle bir şey ya. Of anam. Evet, Şener Bozbey Show devam ediyor. Evet sevgili seyirciler, değerli konuklar, bir Şener Bozbey ile Dereden Tepeden programından sonuna geldik. Umarım hakikaten muhteşem zaman geçirmişsinizdir. Bu bizi çok mutlu eder. Ben program konuklarıma çok teşekkür ediyorum. Her biri ayrı bir zevk kattı programımıza. Bir Şener Bozbey Show'da sizlerin gerçekten izlemesiyle bizleri de çok mutlu edecek bir şekilde artık sona eriyor. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Şener Bozbey ile Dereden Tepe'nin bakalım önümüzdeki hafta konukları kimler olacak? Samimi söylüyorum, ben de merak ediyorum. Böyle spontane konuklar da alıyoruz. Bu arada Erol şey diyeceğim ya. Abi yine böyle bir seyirci hani toplama kasma açısından bir ajitasyon, böyle bir duygu sömürüsü yapalım mı abi, ne diyorsun? Hani söylüyorduk ya abi, hani böyle Türk halkı öyle şey sevmezdi ama belki sever ya. Yapalım abi. Beyaz meşhur oldu. Cem Yılmaz meşhur oldu. Ya o kadar kendi meşhur oldu. Benim neyim eksik ya? Ben de meşhur olmak istiyorum. Ben de onların yaş grubu çoğu benim. Ben hayatım vardı, 55 yaşındayım henüz. Meşhur olmak istiyorum. Meşhur. Abone olarak beni meşhur yapabilirsiniz. Erol, abarttık mı abi? Ne bileyim hani böyle bir seyirci kasarız falan diye şey yaptım yine ya böyle. Türk halkı sevsin abi bunu artık. Ya, alışsın bize ya. Alışsın yani artık. Önümüzdeki hafta Şener Bozbey Show'da görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.